Kimdeydi abi? Orada başkan yardımcısı mıydı? Ya pasaportları vermiş vermemiş. Yani çok affedersin. Aptal aptal açıklamaya gerek yok. Pasaportları geri getirmişsin de ne olmuş? Kaçanlar kaçmış mı kardeşim? Abi, İltica edenler etmiş mi? Komedi şu. Şimdi diyorlar ki önce döndük. Önce döndüyseniz bu pasaportları nasıl aldınız milletten? Geri gelmeyeceklerini biliyor muydunuz? İki. Yok beraberdiniz de havalimanında pasaportları milletten nasıl aldınız da size bu pasaportlar? Nasıl geri getirdiniz bunları? Çünkü içeri girerken pasaportlara giriş çıkış damgası vuruluyor. Şimdi bak burada büyük bir facia var. Şimdi pasaportu verdin adama. Adam gitti oraya. Pasaportla girdi ülkeye. Sonra sen bu adamla beraber vakit geçirmiş olman lazım. Geçirmişsiniz. Sonra bu adam pasaportu sana niye verdi? Nasıl aldın pasaportu? Şöyle yapıyorlar onu. Bir örnek vereyim. Biz Kudüs'e gittiğimizde Musa Hoca şunu yapardı. Kudüs'e tur operatörü olarak götürürdü. Tamam. Ama kişilerin dönünceye kadar buradan gidişte iltica edenler oluyordu. İsrail'e iltica etmek isteyenler de oluyordu. Onların pasaportunu elinde tutuyordu. Tamam. Ama bir şey daha yapıyordu. Onları gözetim altında tutuyordu. Tamam. Tamam mı? Ne yaptınız abi? Pasaportlar kimde oluyordu? Musa Hoca'da. Ya pasaportlar çok önemli değil. Çöp. Abi sadece şöyle. Bu pasaportlar Türkiye'ye geldiğinde İçinde giriş damgası yoksa bu pasaportları birisi getirmiş demek ki. Giriş damgası yoksa kaçak olduğunu o anda anlarsın. Soru şu. O anda neden belediye olarak suç duyurusunda bulunmadınız? Yani bu valilik bir ay önce inceleme başlatınca mı ortaya çıkacaktı? Şimdi bir ihtimaller üzerinden gidelim mi? Gidelim abi. Şöyle. Bu adamlar aldılar. Bu Bingöl Belediyesi'ndeki arkadaş geldi bir firma üzerinden. Türkiye'deki bir şirket üzerinden dedi ki biz 50 kişiyi kişiyi biz yurt dışına geziye götüreceğiz. Tek kuruş para harcamayacak. Evet. Tamam. Şimdi bu iki yol ortaya çıkarır. Kişi başı 10 bin euro. Ben 10 bin euro dedim ama sen fazla dedin. İnan bana 10 bin eurodan fazladır bir kişinin maliyeti. Evet. Uçağıyla, oteliyle, şuyla, buyuyla. Şimdi 10 bin eurodan 50 kişi, 55 kişi 550 bin euro yapar değil mi abiciğim? 550 bin euro yapar. Türk parasına çarptığın zaman 4,5-5 milyon civarı, trilyon civarı para yapar. Bir dandik firma bu kişileri niye yurt dışına götürsün? Bedava yaklaşık 5 trilyon para harcasın. Akıl kârı değil. Hadi yarısını harcasın abi. Niye o yarısın? Zaman ortaya şöyle bir ihtimal çıkıyor. Gidenler büyük bir ihtimalle götürenler de biliyordu. Devletin aradığı suçlulardı. Bunların maliyetleri 10 bin euro tutuyordu ama götüren kişi, aracı olan kişiler her birinden 50 bin, 100 bin euro aldı. Doğru. Bunları yurt dışına kaçırdı. Dönüşte de geldiler, işin üzerine kapattılar. Ama valilik olaya el atınca CHP'li bir meclis üyesi, kendisine de gerçekten teşekkür ediyorum. Rezilliği ortaya çıkaran kişi o. Mecliste soruyor. Sorup cevap alamayınca bu rezillik ortaya çıkıyor. Valilik olaya el atıyor. Sen döndün gittin. Senin kafilende 45 kişi geri dönmüş. 50 kişi kaçak. İltica etmiş. Seninle gitmiş dönmemiş. Sen niye bugüne kadar dönüp ya ey devlet benimle beraber böyle bir kafile geldi. Türkiye'ye geri dönüş yapmadılar. Bunlar büyük bir ihtimalle iltica etti oraya. Almanya'ya sığındı. Pasaport önemli değil ki. Bunu ancak bir geri zekalı açıklar. Ben pasaportlarını geri getirdim. Lan pasaportu geri getirmen önemli değil ki. Adam oradan orada diyecek ki. Pasaportu geri getirmek şu. Alman belediye bu işin içinde diyecek. Demek ya. Pasaportu geri getirmek belediye bu işin içinde demek. Tabii. Yöneticilerin bu işin içinde demek. Başkan kalkıyor bunu açıklıyor ya. Hayır, ya senin yöneticilerinden iki tane başkan yardımcısı var. Başkan yardımcısı ne demek? Senin başkancıların şu ana kadar niye görevde o zaman? Oradakilerin de kaçanların da gidip bir pasaporta falan ihtiyacı yok. Canımızı zor kurtardık Türkiye'den. Siyasi baskılara uğruyorduk falan dediklerinde pasaportun nerede falan diye sormazlar. Ve bir gün önce geri geliyor yöneticiler. Niye bir gün önce? Yani bir ekiple beraber gidiyorsan niye bir gün önce gidiyorsun bir gün sonra geliyorsun? Ya orada bile bir kumpas oldu ortada. Bir gün önce gidiyor ekip. Kafile sonra geliyor. Vallahi. Bir gün önce geliyorlar kafile sonra geliyor.
Pasaportlar geldi diyor. Pasaportları kim getirdi? Ya sormuyor musunuz? Bu pasaporta açıp bakmıyor musunuz? Bu pasaporta giriş yapılmış mı, çıkış yapılmış mı? Bir de saf saf abi, yani başkanın danışmanı olacak arkadaş, nasıl bir arkadaş? Yani İsa Yamuk diye bir çocuk. Ya da yardımcıları, ya da yöneticileri kimden akıl alıyorsa, Mehmet Çınar başkan için söylüyorum bunu. Ya böyle bir açıklama olmaz abi. Ya çıkarsın. Bizim arkadaşlarımızın burada hatası, kusuru şudur. Özür diliyorum. Gereğini yaptım. Neyse ilgileneceğim. Başkanımsın, daha kaç ay olmuş yeni alıyorsun. Kaç ay olmuş üzerinden geçmiş yeni alıyorsun. Sadık, belediyenin AK Partili falan olması önemli değil. Bu işin içinden kaçakçılar da çıkabilir. Azılı FETÖ'cü ya da PKK'lı teröristler de çıkabilir. 5 tane daha belediyeden bahsediliyor. Ben aynı problemde. Hangi belediye olduğu çok umurumda değil. AK Partili olup olmadığı da umurumda değil. Yapılacak olan şey, İçişleri Bakanlığı'nın emriyle bu belediye başkanları açığa alınacak ve MİT'in istihbaratının da içinde olduğu bir soruşturma yapılacak. Kimin ne halt yediği ortaya çıkacak. Sen millet boşuna botlarla şunlarla sınırdan kaçıyor. Git AK Partili bir belediyeye de ki biz geziye çıkacağız. 50 kişiyi alsın, gri pasaportu versin, yurt dışına rahat rahat iltica etsin. Biz de diyoruz ki FETÖ'cüler nasıl kaçıyormuş diyecek şimdi millet. Abi yani AK Partili belediye demeyelim. Ben uzun süre görev yaptım. Bize bir tane proje geldiğinde ya AK Partili abi, belediyelerin tamamını tabii ki suçlamıyorum. Ama böyle yani yönetim basireti olmayan bir belediye başkanı ve yardımcıları geliyor. Abi yani kusura bakma, ben yarın gideyim diyeyim ki Almanya'da sizi bir firma ağırlayacak. Sizden tek kuruş para çıkmayacak. Buradan götüreceğim 50 tane suçluyu. Diyeceğim ki bunlar da gelecek. Sizden de 5 kişi gelecek. Bir de ne için gidiyorsun ya? Çevre bilincine duyarlılık bilmem ne gezisi kapsamında. Kim firma? Kilit firması. Kilit firması size çevreye duyarlılığı anlatacakmış. Ulan çevreye duyarlılığı Malatya'da anlayamadınız mı? Öğrenemiyor musunuz? Ya abi şimdi hani bu hatayı başkan bir yapmış. Bu işte büyük bir fırıldak var, ben sana açıklaması söyleyeyim. Açıklaması daha büyük. Ben başka bir şey söyleyeceğim. Şimdi bu adamlardan, bu kaçırdıkları adamlardan, bu organizasyonu nasıl yaptılarsa, kim yaptılarsa, kim yaptıysa, yani kaç bin euro almışlardır abi? Sadece siz otel konaklama olarak bakmayalım. Belki 15 bin euro, 20 bin euro, 30 bin euro aldılar. Dediler ki size belediye eliyle biz bu organizasyonu konforlu göstereceğiz. Konforlu bir kaçış hazırlıyor. Konforlu. Adamlar bile inanamamıştır yani. Gerçekten inanamamıştır. Şimdi olaya bakıyorsun, olayın gidişatına bakıyorsun. Adamlar abi, şey bile önce inanmamıştır. Ya. Yurt dışındaki teröristleri arıyorlar. Alo, geliyoruz. Kim? Yo, bot falan değil, kaçmıyoruz. AKP'liyle geliyoruz. Böyle bir şey gri olur mu abi ya? Gri pasaportla geliyoruz. Gri pasaport. Uçakla ama geliyoruz. Başkanın açıklaması daha komik. Pasaportlar diyor, geldi. Sanki adamlar gelmiş gibi anlatıyor. Vallahi suçlular mı yakalamış. Pasaportlar gelmiş. Nüfus müdürlüğüne vermişler. Ama bu görev pasaportu için imal şey olmuş diyor yani. Adama diyorsun şey... Bitmiş diyor, nereden bulalım diyor. Vizontele Tuğba'da şey diyor ya... araba şey... vizon şey... organize işlerde. Araba nerede, para nerede, araba nerede, para nerede diye bir şey var ya. Buna diyorsun ki adamlar nerede diyor, pasaportlar burada. Ya adamlar nerede, adamlar diyor, bir yıl önce teslim ettik diyor. Nereden bileyim ben şimdi diyor. Ne, kim geldi, kim girdi diyor. Pasaportlar da zaten iptal edilmiştir, imha edilmiştir diyor. Çok oldu diyor üzerinden geçeli. Ya çok oldu da, ya bu kadar basit bir şeyi nasıl atlarsınız yani? Nasıl atlarsınız vay yani? Anlasın. Şimdi siz bu geziyi, siz gri pasaportu veriyorsunuz. Geziyi düzenleyen sizsiniz. Başkan, belediye. Ya burada birinci derece öncelik kontrol etmesi gereken istediğinizde çözüm ortaklığı yapın yani. Ya bu işi yıllarca yapmış bir kardeşin olarak söylüyorum abi. Kim ne yaparsan yap. Biz varsak, yani devlet varsa, belediyede çalıştığım zamanlar için söylüyorum. Biz varsak, bir dakika kardeşim, bütün takibi biz yaparız derim. Derdik.